أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأوتة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الكارديشترم الله رحمته بركة مغفرته lütfu ve kerem hepimizin üzerinde olsun inşallah. Uydurma hadisler Bugünkü hadisi ise yine faziletli şahıslarla, faziletli zatlarla alakalı uydurulan bir başka hadis. O da İbrahim Aleyhisselam hakkında uydurulan bir rivayettir kardeşler. İbrahim Aleyhisselam hakkında uydurulan bu rivayeti kısaca halimi bilmesi istememe gerek bırakmaz ifadesiyle bilinir genel olarak. Ne demektir bu? Şu demektir. İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen bu sözü İbrahim Aleyhisselam'ın göya Nemrut tarafından ateşe atılacağı sırada Cebrail Aleyhisselam'ın onun yanına gelip kendisinden yardım isteyip istemediğini kendisine sorduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevaplar içerisinde zikrederler. Oysaki bu sözün İbrahim Aleyhisselam'a nispetinin aslı olmadığı gibi aslında itikadi olarak bozuk ve hatta sapıklık derecesine varacak bir mana ihtiva etmektedir. Şimdi kısaca ben kısayı isterseniz özet olarak zikredeyim. Daha sonra bu sözün İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen bu sözün neden itikadi olarak bir kişiyi inanç noktasında sapkınlığa vardıracak kadar bir duruma, bir vaziyete sokabileceğini kısaca açıklayayım inşallah. İbrahim Aleyhisselam bu uydurma rivayette nakledildiğine göre mancınıkla yakılan ateşe atılacağı sırada Cebrail Aleyhisselam kendisine gelir ve ya İbrahim benden bir isteğim var mı diye kendisine sorar. İbrahim Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ın bu sözüne karşılık sana ihtiyacım yoktur deyip ondan bir isteğinin olmadığını kendisine söyler. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam ya İbrahim peki o zaman Rabbinden iste diye kendisine söylediğinde bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın yukarıda az önce zikrettiğim sözü, zikrettiğim ifadeleri Cebrail Aleyhisselam'a cevap olarak verdiğini söylerler. Yani halimi bilmesi istememe gerek bırakmaz. Allah'ın benim bu halimi biliyor olması beni bu halden kurtarması için ona dua etmeme gerek bırakmaz. Böyle bir şeye lüzum yoktur manasındadır bu söz. Oysa ki bu İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen asılsız bir söz olmakla birlikte ki bunun isnadı zaten uydurmadır. Hiçbir sağlam isnadı yoktur. Bu sözün manası da batıl ve sapkın bir takım durumları ortaya çıkarır, itikatları ortaya çıkarır. Bu sözü bazı tasavvufçu tarikatlar uydurmuştur kardeşlerim. Tasavvufun özellikle Yunan felsefesiyle mecz olunmuş, karışmış olan tasavvufun felsefi anlayışına göre arif bir insanın Allah'tan istemesi o yani Allah azze ve celle her şeyi görüp işittiği halde onu itham etmek demektir derler. Madem ki Allah Azze ve Celle her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor, her şeyi işitiyor ve bununla birlikte madem ki biz yani o zihniyetin, düşüncenin anlayışına göre Allah'ın salih, Allah'ın veli kullarındanız. Bizim Allah'tan istememize ne hacet var ki? O bizi görüyor, işitiyor, halimizi biliyor. Bize müdahale etsin bizi kurtarsın. Subhanallah yani emri vaki. Şimdi bu düşüncenin ve bu düşüncenin ürünü olan bu sözlerin, bu uydurma ifadelerin ne gibi bir sapkınlığa sebebiyet vereceğini kısaca anlatayım. Bakın hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sahih sünnet-i seniyesinde bütün peygamberlerin Allah azze ve celle'ye dua edip Allah Azze ve Celle'den yardım istediklerine dair onlarca rivayet nakil nas var. Onlarca. Kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. Bana dua etsinler ben de onlara icabet edeyim. Buyurmuyor mu Rabbimiz Azze ve Kur'an-ı Kerim'de? Bunun yanında Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bütün bu peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz kıssalarda Allah'tan yardım istediklerinde, Allah'a dua ettiklerine dair ayetler yok mu? Hadi gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretine dönüp bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar Allah azze ve celle'ye dua etmemiş midir? Hem kendi nefsi hem de ümmeti için. Ellerini Bedir'de savaşa giderken kaldırıp Ya Rabbi şayet sen bize şu topluluğa yardım etmez isen, şu kafir müşrik topluluğa karşı, şu iman eden topluluğa yardım etmez isen ve bizler yenilgiye uğrarsak, bizler helak olur isek, yeryüzünde sana ibadet edecek hiç kimse kalmaz diye ellerini kaldırıp ridası üzerinden düşünceye kadar dua ettiği sabit iken nasıl olur da böyle bir düşünce, böyle bir fikir türetilir? Evet, az çok Kur'an-ı Kerim okuyup hadis-i şeriflerle hemhal olan kişiler bunun batıl olduğunu zaten biliyorlardır, hemen bileceklerdir. Ama ben yine de bilmeyenleriniz için bu davette geçen bir hadisi i şerifi nakledeyim ve bunu da inşallah kapatayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Rabbiniz bu kutsi bir hadistir, bana dua edin kabul edeyim. Çünkü büyüklenerek bana ibadet etmeyi terk edenler aşağılanmış olarak, aşağılanmışlıklar olarak cehenneme yuvarlanacaklardır gireceklerdir buyuruyor kardeşlerim vahire davana muhammed